Sayın Cumhurbaşkanı bence çok doğru bir ifadeyi çok geç kalınmış bir süreçte söylemiş. Türkiye içerisindeki söylemleri çok farklı. Birleşmiş Milletler'de dünyaya hitabı çok farklı. Artık Türkiye'de 8 milyona yakın bir mültecinin olduğu konuşulur hale geldi. Resmi rakamlarda sadece Suriyeli sığınmacıların 3,5 milyon olduğu, gayri resmi ifadelerle de 6 milyon civarında ve bunun üzerine de Afganlı mültecilerin sınırdan pasaportsuz sanki tarladan geçer gibi Türkiye'ye geldiğini gerçeğini herkes gördükten sonra ifade etmiş. Şu an Türkiye'nin nüfusunun %10'u mülteci. Bu mülteciyi bu ülkenin kaldırması da mümkün değil. Bugün Kayseri içerisinde biz Suriyelilerle artık mülteci ifadesini kullanırken bir bakıyorsunuz esnaf olmuşlar, bir bakıyorsunuz tüccar olmuşlar, düğün yapıyorlar, mağaza, dükkan açıyorlar. Sonuçta artık Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün gördüğü gerçeği biz zannediyorum 5 yıl önce, 4 yıl önce, 3 yıl önce defaten dile getirdik. Kayseri'nin birçok mahallesinde gittik, yerinde ziyaretlerde bulunduk. Bazı mahallelerin yarısının mülteci olduğunu gördük ve bu ifadeleri kullandık. Artık Kayseri, Türkiye bu anlamda muzdarip. İnanın buna, bu mülteciler Adalet Kalkınma Partisi'nde seçim kaybettirecek kadar tepki toplamaya başladı. Türk halkı bu konuda çok yüksek perdeden ifade ediyor duygularını ve Sayın Cumhurbaşkanı Adalet Kalkınma Partisi'nin seçim kaybedeceğini hissettiği bir süreçte de bunu söylüyor olabilir. Çünkü Adalet Kalkınma Partisi'ne oy verenler de bu mültecilerden, bu sığınmacılardan şikayetçi. Türk halkı olarak biz tabii ki savaş noktasındaki vatandaşın kadınını, çocuğunu korumakla mükellefiz. Ama zımba gibi delikanlıları artık bakıyorsunuz ışıklarda peçete satıyorlar, atıyorum bir takım araç cam siliyorlar. Ve öyle bir hale gelmişler ki bizlerle dalga geçer gibi yapıyorlar bunu. Bu insanlarla bizim uzun süre kaynaşmamız mümkün değil. Biz misafirliklerinin bittiği kanaatindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı doğru bir ifade kullanmış. Bu saatten sonra gelecekleri değil, bugüne kadar gelenler de ülkelerine inşallah sağlıklı, huzurlu bir şekilde ülkelerinde barış ortamı sağlamak kaydıyla göndereceğiz. Göndermemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu düşüncelerinden dolayı ben katılıyorum. Biz Kayseri olarak seçimlerde hem milletvekilimiz hem bizler sahada vatandaşlardan aldığımız tepkiyle bunları gönderin ifadelerini aldık. Biz bunları göndereceğiz. Ama kovar gibi değil, vatanlarına ev sahibi oldukları yere huzur içerisinde arkalarından uğurlayarak göndereceğiz. Bugün çok mahalleyi geziyoruz ve mahallelerdeki tek bize olan yaklaşım şu. Bunları gönderecek misiniz? Bunları göndereceğiz. Gönderecekseniz oy vereceğiz. Böyle bir tepki var artık. Bu tepkiyi Sayın Cumhurbaşkanı da anketlerde görmüştür muhtemelen. Birleşmiş Milletler'de de bunu dile getirmiştir. Doğru bir konu. Hemfikiriz bu anlamda.